Herkese merhaba. Bugün bu elimde gördüğünüz testere ucundan, ben bunu yaklaşık bir yıl önce 10 liraya almıştım. Şöyle. Nasıl en basit bir şekilde bushcraft testeresi yapabiliriz onu göstereceğim. Şimdi bizim ihtiyacımız olan ilk şey genç bir ağaç ya da bir dal parçası. Ama genç ve yaş olması çok önemli. Çünkü şu şekilde esneyebilmesi lazım. Ve uzunluk olarak da testerenin boyundan bu arada 53 santim diye hatırlıyorum. Çok ideal çantada taşımak için. Bunun boyundan yaklaşık şöyle bir karış iki taraftan da uzun olması gerekiyor bulacağımız dal parçasının. Ve kalınlık olarak da en fazla şu iki parmağımızın kalınlığı kadar olması çok önemli. Yoksa bükmede sorun yaşarız. Çok ince olursa da kırılma olasılığı çok yüksek. Bunu ne zaman kullanabilirsiniz? Yanınızda eğer fazla ağırlık taşımak istemiyorsanız şöyle bir şey alıp hem bu esneyebilen bir şey hem de çok hafif sırt çantanızda taşıyabilirsiniz. Şimdi gidip bir tane dal parçası keseceğim. Bunu isterseniz bıçağınızla batonlamayla kesebilirsiniz ya da yanınızda küçük katlanabilir testereniz varsa onu kullanabilirsiniz. Şimdi gidip dal parçasını bulalım. Evet arkadaşlar, bir tane ağaç buldum. Şu dalı bakın. Hem tam baş parmağım kalınlığında hem de esneyebiliyor bolca. Şimdi bunu yine dediğim gibi testerenin şöyle iki taraftan da yaklaşık bir karış şu şekilde uzun olacak şekilde keseceğim dalı. Şimdi bende küçük bir katlanır testere var. Ama yani diyelim ki bu da yoktu yanınızda. Nasıl kesebilirsiniz? Yine şunu kullanarak kesebilirsiniz. Tabii eldiveniniz yoksa dikkatli olmanız lazım. Eldiveniniz varken de dikkatli olmanız lazım. Şu şekilde eliniz dişlere gelmeyecek şekilde tutup şöyle keserken bu kısmını değil de tam şu kısmını kullanacaksınız. Şimdi ben kesmeye başlıyorum. Şimdi önce nasıl döküldüğüne bakıyorum. Tam şuralardan, hatta biraz daha kalın olsun. Şöyle. Önce şuradan kesmeye başlayacağım. Öyle. Bakın bir karış. Testerin uzunluğu. Bir karış daha ettiğimde tam şuradan kesebilirim. Evet, dalı kestik. Şimdi şu şekilde önce bükülüyor mu diye bakıyorum. Şöyle hafif esnetiyorum. Bir de burada önemli olan ne tarafı büküldüğü doğal olarak. Evet arkadaşlar, şimdi bunun büküldüğü yönde şöyle batonlama yapacağım. Bunu testerinizi kullanarak da yapabilirsiniz. Daha doğrusu bu testereyi kullanarak da yapabilirsiniz. Ama tabii elim burada olacağı için biraz riskli bir durum. O yüzden çok hafif bir şekilde batonlama yapacağım ben. Şöyle tutuyorum. Çok hafif bir şekilde. Fazla yarmadan. Şurada zaten dal çıktığı yer var. Orada kendisi duruyor. Eğer fazla yarılmasından korkuyorsanız da şuraya birkaç kere iple sararak bunun daha fazla ilerlemesini engelleyebilirsiniz. Şimdi aynısını tam aynı hizada kalacak şekilde diğer tarafa yapacağım. Şöyle. Şöyle yaklaşık yarım parmak uzunluğunda olacak bu yarık.
Şimdi yapacağınız şey, önce bir göstermem gerekirse, şöyle testereniz buraya girecek. Sonra bunu bir dal parçasını kullanıp şuradan sabitleyeceksiniz. Bu gerildiğinde testereyi de gelecek ve testereyi burada tutacak. Şimdi önemli olan kısım bunu bükme kısmı. Genelde eğer çok esnek bir dal değilse zor oluyor bu. Şimdi şöyle. Burada önemli olan şey kırmamak. Kırılma olasılığı çok yüksek bükerken. O yüzden biraz şöyle bekliyorum. Evet, bir çıtladı. Daha fazla gelmeyeceğim. Şu şekilde. Şurası hafif kırıldı ama yine esnek bir şekilde durmaya devam edebiliyor. Şuraya koyduğunuz dalların yine genç ve sağlam olması lazım. Ben şimdi buraya kuru buldum. Testereyi bir deneyelim. Kalın bir ağaçta denemek istiyorum. Ölü bir ağaçta. Evet arkadaşlar, şimdi testereyi denemeye geldi sıra. Şurayı keseceğim. Şu şekilde kalınlığı parmakların birleşmiyor. Şimdi denemeye başlıyorum. Şimdi burada önce şöyle ufak bir kesik açarak başlayacağım. Burada dikkatli olmanız çok önemli çünkü şuraya koyduğunuz dal parçaları kırılabilir ve bir anda atabilir. O yüzden şöyle hafif yanda durun, tam karşısında durmayın. Şimdi İlk kesimi attıktan sonra kesmeye başlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde kesildi ağaç. Bu tam olarak kurumamış da. Bir de şimdi aynısını şöyle. Bir de şimdi aynısını katlanır testleri de deneyeceğim. Karşılaştırmaması açısından. Yine şöyle önce oyumu oluşturuyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar. Siz de yanınızda şöyle sadece testere ucu taşıyarak çok basit bir şekilde testere yapabilirsiniz. Tabii ben burada çok esnek bir dal bulamadım. Kırıldı şurası. Daha dikkatli yapmaya çalışırsınız siz. Tabii kış ayında olduğumuz için genç dalları bulmak çok zor. Özellikle ilkbahar ayında, yaz aylarının başında çok daha rahatlıkla esnek yaş ağaçları bulabilirsiniz. Bu en basitiydi. Bundan sonra bunun bir tık gelişmişi olan testere videosunu çekmeyi düşünüyorum. Onun için ip gerekiyor. Çok daha gergin oluyor burası. Hem de çok daha sağlam ve güvenli oluyor. Evet, bu kadar.